Değerli izleyicilerimiz, Cumhuriyet'in Yüzyılı adlı programımızla birlikteyiz. Kanal B ekranlarında Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili önemli konuları konuştuğumuz programımızı Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin değerli öğretim elemanlarıyla birlikte hazırlıyoruz. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta su, cihanda sulh politikası üzerine konuşacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin değerli öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Derya Çini Şimşek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Evet, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi kuşkusuz Atatürk'ten 100 yıl önce dünyaya gelmiş olan Immanuel Kant'ın ifadesiyle ebedi barışı hedefleyen ama bunun hem içeriğini ama aynı zamanda dünya koşullarındaki karşılığını ortaya koymak bağlamında Mustafa Kemal'in bugün Birleşmiş Milletler'de dahi söylemiyle dile getirilmekte. Ne kadar önemli bir kavram olduğunu da dönemin koşulları ve günümüz koşullarında geçerliğine baktığımızda sanırım bütün izleyicilerimiz takdir edeceklerdir. Bir kez Mustafa Kemal bütün insanlığı bir organizmaya benzetmekte. Organizmanın herhangi bir yerindeki bir marazın bütün bünyeyi etkileyeceğini işaret ediyor. İki açıdan değerlidir. Yurtta sulh çünkü 100 yıldan fazla süre boyunca üzerine kurulduğu Osmanlı'nın o cepheden o cepheye savaşlarla geçirdiği ve her bir yerin oldukça ağır koşullarla kötü duruma düştüğünü gören bir komutan. Kendisinin de ömrü Cumhuriyet öncesinde hep savaş ve cephelerde geçmiş. Daha da önemlisi bütün bunlardan muzaffer bir komutan olarak da çıkmıştır. Yani bir savaşçıdır ama buna rağmen barış üzerinde durmaktadır. Yurtta sulh çünkü Cumhuriyet kurulduğunda bile yurdun dört bir yanında birbiriyle çatışan gruplar vardı. O grupların üzerinde bir ulus, bir millet yani kaderde birlik sağlayacak bir millet yaratmak istiyordu. Yurttaki sulhu şu bakımdan da önemsiyordu. Yurt içinde birlik olunursa, beraber ortaklaşa paylaştıkları dünyada ortak kaderi yaşarlarsa ve bu bilinçle donanırlarsa bireyler, kuşkusuz dış dünyadaki barışın sağlanılmasına da ciddi katkılarda bulunabilirler. Tabii Mustafa Kemal organizmacı yaklaşım ile sadece kendi ülkesinin sınırları içerisinde barışı temin etmek değil, aynı zamanda bütün insanlığın barışa erişmesi yolunda bu sözü ifade etmiş ve buna ilişkin de çok ciddi politikalar izlemiştir. Sözü daha fazla uzatmadan Mustafa Kemal ile özellikle günümüz dünya koşullarında belki son iki dünya savaşından bu yana savaşsız hiçbir günü geçirmeyen dünyaya bu sadece slogan değil eylemiyle birlikte örnek olan Mustafa Kemal'in yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine dayalı anlayışını, politikalarını değinmekle işaret edelim. Buyurun lütfen. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi dünyada insanlık var olduğu sürece savaşlar hep olmuş. Aslında savaş ve barış birbirinin çok zıttı olan iki kavram, sulh ve harp. Barış aslında sosyal bir düzeni, güvenliği, hukuku ifade ederken, bir toplumsal dengeyi ifade ederken teknik anlamıyla savaş, harp dediğimiz zaman bu bir insan topluluğunun kendi iradesini zorla kabul ettirmek için başka bir insan topluluğunu zor kullanarak mücadele etmesidir diyebiliriz. Savaş ve barış bu kadar taban tabana zıt olan iki kavramdır. Savaşlar her zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi
toplumların büyük zarar görmesine, insanların ölmesine, ızdırapların çoğalmasına sebep olmuş, sefaletin artmasına sebep olmuş. Ve hayatı biraz evvel ifade ettiğiniz gibi hep savaşlarla ve mücadeleyle geçen büyük önder, harbi ve savaşı büyük bir zulüm olarak görmüş ve demiştir ki şu veya bu sebeple harbe girmek taraftarı değilim. Harp zorunlu ve hayati olmalı. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye harp yapılabilir. Ancak şu kesindir ki hayati olmadıkça savaş bir cinayettir demiştir büyük önder. Bu bağlamda savaştan evvel önce yurdun içerisindeki bir barış, yurtta sulh çok önemli, yurtta barış çok önemli. Yurtta barış için öncelikle insan kişiliğine yakışır şekilde yaşamak lazım. Bunun için de devletin bağımsızlığı çok önemlidir ve özgürlüğün de güven altında olması oldukça önemlidir. Vatandaşın bir kere devlete karşı güveni çok önemlidir yurtta barışta. Bu yüzden devlete de çok büyük sorumluluklar yükleniyor. Kanunun gücü, hukukun üstünlüğü o ülkede var olmalıdır. İşte bunun sonucu olarak da baktığımızda mutlu olması için, bir toplumun huzurlu olabilmesi için yollar aramak gerekir. Atatürk bu yolu bulmuştur. Türk milletinin mutlu ve huzurlu yaşayabilmesinin tek yolu 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyet'ten geçmektedir. Dünyada barış milletler arasındaki özellikle huzurdan bahseder. Kuvvete dayanmadan, barış yoluyla sorunların çözümlenmesinden bahsetse de şu an tüm insanlığın var olduğu dönemde olduğu gibi kuzeyimizde de savaşlar sürüyor, güneyimizde de oldukça kötü savaşlar sürüyor. Aslında milletler arasındaki barışı sağlamak insan sevgisinde ve insanlık anlayışında yatıyor. Bu konuda yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini benimseyen büyük önder içte ve dışta bunu uygularken demiştir ki, ülkesinin özellikle temelinde insan sevgisinin yattığını şu sözleriyle ifade etmiştir. Biz kimsenin düşmanı değiliz, yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız demiştir. Ve insan sevgisini bu şekilde dile getirmiştir. Peki bu kavram nasıl ortaya çıkmıştır Sayın Hocam? Tarihsel süreç içerisinde Atatürk'ün söylemleri üzerinden, hani daha geriye dayanan bir söylemden bahsettiniz. Atatürk'ün söylemleri üzerinde 1931 seçimleri sırasında Atatürk bunu dile getirmiştir. Seçim beyannamesinde demiştir ki yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine bağlı kalacağız. Ama bu sözü daha sonra bir ilke haline getirilmiş. 1961 ve 82 anayasaların başlangıç kısmına bu ilke yerleştirilmiştir. Hatta Atatürk'ün bütünleyici ilkeleri arasındadır. Çok önemlidir yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi. Ve hep devlet politikası olarak Atatürk'ten günümüze kadar devam ettirilmesine çalışılmıştır. Ama dünyada barış ilkesinin fark edilmesi, bir sembol haline getirilmesi Atatürk'ün söyleminden cihanda sulh ilkesi 70 yıl sonra gerçekleşmiştir. 2001 yılında Birleşmiş Milletler Barış Günü'nü ilan etmiştir. Barış Günü'nde bir barış çanı çalar. Barış çanının hikayesi de ilginçtir Sayın Hocam. 1951 yılında Birleşmiş Milletler 60 ülke delegesi bir arada bir konferans yapıyor. Konferansta bu delegeler bozuk paralarını çocuklara bağışlıyor. Ve Japonya bu paraları bir çan haline getiriyor ve bu çan üzerinde çok yaşa mutlak barış yazıyor. Ve Japonya'nın geleneksel Shinto tapınağı şeklindeki bir yapı şeklinde bunu armağan ediyor bu çanı. Şu an Birleşmiş Milletler'in merkezi olan New York'taki bahçesinde bu çan var. Yalnız çok ilginç, taş bir kaide üzerinde bu çan. Ve her yıl 21 Eylül'de Barış Günü'nde çalıyor ama bu taş kaideyi de armağan eden İsrail Devleti'dir. Bu da ilginç bir nokta. Hatta bu çandan 20 tane yapılmış ve ülkeleri çeşitli tarihlerde armağan edilmiş. 1989 yılında da Türkiye'ye bir tanesi armağan edilmiş. Şu an Ankara'da Botanik Parkı'nda 21 Eylül'de bu çan çalınmaktadır Sayın Hocam. Peki hocam. Tabii bir ilke olarak yurtta barış, dünyada barışın, yurt içindeki barışı temin etme yolunda ne tür politikalarla uygulanmıştır? Yurt içerisinde önce Osmanlı Devleti'nin son döneminden biraz yakalamak gerekiyor olayı Sayın Hocam. 1914 yılında Osmanlı Devleti ilk kez dünyada çıkmış olan büyük bir savaşa girmiştir, katılmıştır.
ve taraftarı olduğu grubun yenilmesiyle savaş sonuçlanmıştır. Ve bu dönem içerisinde 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine dayanarak ülkenin her yeri işgal edilmeye başlanmış. Ve bu dönem içerisinde Yıldırım Ordusu Grup Komutanı olan Mustafa Kemal Atatürk 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'a geldiğindeki en büyük stratejisi, yurdumuz, milletimiz en zor günlerini yaşıyor. Şimdi önce diyor yurdu kurtaralım, öbür işlere daha sonra düşünürüz şeklindedir. Yani ülkenin kurtarılması üzerine kurmuştur ilk büyük stratejisini. Bundan sonra hatta 19 Mayıs 1919'da da Samsun'a çıkıyor. Samsun'a çıktığında büyük nutkunda der ki 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüş şöyleydi. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk genel savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yerde zedelenmiş, koşulları çok ağır şartlarda bir anlaşma imzalamıştır. Ulusu ve ülkeyi savaşa, genel savaşa sürükleyenler kendi yaşamlarının kaygısına düşerek yurttan kaçmışlar. Bu durum karşısında bir tek karar vardı. Büyük Önder aslında nutukta genel durumu ifade ediyor. O da milli egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. O halde ya istiklal ya ölüm demiştir. Ya istiklal ya ölüm diyerek yola çıkan Büyük Önder, yedi düveli karşısına alarak, Türk milletiyle birlikte dünya tarihini altın harflerle kazınan Kurtuluş Destanı'nı yazmıştır. Bu Kurtuluş Destanı'nı yazarken Doğu Cephesi'nde, Güney Cephesi'nde, Batı Cephesi'nde büyük mücadeleler verilmiş Türk milletiyle birlikte. En sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olan Lozan Barış Anlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanmıştır. Yanan, yıkılan bu topraklarda yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Bu çok önemlidir. Ve savaş bittiğinde paşam başardınız diyenlere demiştir ki asıl mücadele şimdi başlıyor. Ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinin hemen ardından Türk toplumunun siyasi, sosyal, hukuki özellikle yapısını değiştirecek önemli inkılaplara girişmiştir. İşte siyasi alanda inkılaplar dediğimizde saltanatın kaldırılması, ardından Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması, çok partili siyasi hayata geçiş ki ilk siyasi partiyi kendisi kuruyor. Hukuk alanında inkılaplar, işte şeria mahkemelerinin kaldırılmasından, icra iflastan tutun da en önemli hukuk özellikle alanındaki inkılabı 1926 yılında biz kadınlar için çok önemli olan Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi, eğitim ve kültür alanında çok önemli adımlar atılmış. Özellikle biz kadınlar için Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla çok önemli bir adımdır bu. Laik eğitime geçilmiş harf inkılabı. Kültür alanında çok önemli bir inkılap. Milli devletleri kurma açısından Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu oluşturulmuştur. Toplumsal alanda zaten tekki zaviyeler kaldırılmış. Şapka yani kılık kıyafet konusunda önemli inkılaplar yapılmıştır. Kadınlara en önemlisi 1930 yılında belediye, 33 yılında muhtarlık ve 34 yılında milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Bu bizim için çok önemlidir. Ekonomik alanda da İzmir İktisat Kongresi'nde misak-ı iktisadi kararlarıyla çok önemli kararlar alınmış. Ama bunun yanında işte aşar vergisinin kaldırılması, çok önemli kurumların kurulması, ilk özel bankanın kurulması gibi önemli adımlar atılmıştır Sayın Hocam. Evet, tabii bütün bu yeniliklerin, devrimlerin, bütün bu gelişmelerin öncelikle bireyin kendine, daha sonra onlardan oluşan ulusun kendi kendine yetebileceği, özgür ve bağımsız bir toplum ve devlet oluşturmaya yöneldiğini anlıyoruz. Barışın da ancak, yurtta barışın da ancak böylelikle mümkün olabileceğinin aslında şu anki dünya koşullarında içinde yaşadığımız duruma baktığımızda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Gerçekten sizin vurguladığınız üzere içinde yaşamaktan mutlu olacağımız, huzur ve güven içerisinde bulunabileceğimiz toplumda yurtta barıştan söz edebiliriz. Bütün boyutlarıyla birlikte, hukuktan ekonomiye kadar. Peki Mustafa Kemal'in dış politikada izlediği, yani cihanda, dünyada barış ilkesi, pratiği, uygulamaları hakkında ne dersiniz?
büyük önderin özellikle dış politikada uyguladığı prensipler çok çok önemli ama ilk maddesi çok dikkatimizi çekiyor. Önce milli bir devlet kurmak ama misak-ı milli sınırları içerisinde bir milli devlet politikası vardır dış politikadaki temel ilkeleri arasında. Misak-ı milli daha Kurtuluş Savaşı sırasında zaten çizgisi ana hatlarıyla çizilmiştir ve temel hedefini oluşturmuştur büyük önderin. Bu konuda içte savaşırken bu padişahlık yönetimine karşı da bir başkaldırıdır aslında. Savaş sürerken Türk milletine de bu fikri yaymaya çalışmıştır. Ama Kurtuluş Savaşı bittikten sonra milli devlet bilincini özellikle yaymak için bununla ilgili kültür alanına gerçekten çok zaman ayırmıştır. Ve özel kurumlar kurmuştur. İşte Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi 1931'de Türk Tarih Kurumu, 1932 yılında Türk Dil Kurumu'nu kurmuştur. Ve bunun için hayatı boyunca mücadele etmiştir. Bağımsızlık diğer bir önemli prensibidir, vazgeçilmez unsurudur. Çünkü Atatürk'ün doğduğu yıllar 1881'de Osmanlı Devleti son dönemini yaşıyor ama dışa aşırı bağımlı. Hem iktisadi, hem askeri, hem siyasi. Her alanda dışarıya bağlı böyle bir ortamda doğuyor ve Atatürk bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu bildiği için özellikle savaştığı dönemde milli mücadele döneminde de milli mücadeleden sonraki dönemde de bu ilkeden asla vazgeçmiyor ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin dışa bağımlı olmadan özellikle iktisadi, mali, askeri, kültürel açıdan tam bağımsızlığı için mücadele ediyor. Bunu Lozan'da da zaten kanıtlıyor. Bir diğer önemli ilkesi dış politikada gerçekçidir. Asla boş hayaller peşinde koşmamıştır. Ayakları yere basan bir dış politika hedefi vardır. Ve misak-ı milli sınırlarını gerçekleştirene kadar çok gerçekçidir. Bunun için mücadele etmiştir ama daha fazlasını istememiştir. Çünkü hedefi baştan koymuştur büyük önder. O yüzden asla boş hayallerin peşinde koşmamıştır ama çok barışçıdır aynı zamanda politikasında, dış politikasında. Kurtuluş Savaşı sürerken bile, milli mücadele sürerken bile hep barıştan yana politika izlemiş, barış da çözmeye çalışsa da hep ona göre denge politikasını da sürdürmüştür aynı zamanda. Hep görüşmeler yoluyla, diyalog yoluyla çözmeye çalışmış, pasif, teslimiyetçi bir dış politika kesinlikle göremeyiz büyük önderde ve aynı zamanda çok güvenilir bir liderdir. Çünkü dediğim gibi misak-ı milli sınırlarının dışına taşmamak için çok özen göstermiştir. Onu alana kadar mücadele etmiştir. Hatta 1930'lu yıllarda milli mücadele bittikten sonra bile o dönemde kaba kuvvete başvurmanın, demokratik rejimlerden vazgeçip de diktatörlüğe dönüldüğü dönemlerde bile bu konulara asla tenezzül etmemiştir büyük önder. Bu konuda kendi Lozan'dan geriye kalan sorunlarını çözdükten sonra bölgesel özellikle sorunları barış yoluyla çözmeye gayret göstermiştir. Ve çağdaştır aynı zamanda dış politikada büyük önder. Çağdaşlık derken Batı özentiliği kesinlikle yoktur. Büyük önder bunu uygularken, çağdaşlaşırken Batı'yla savaşan bir devlet adamı. Hep Batı'yla mücadele etmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda, işte Çanakkale'de, milli mücadele sırasında ama onlarla barışma yolunu da bulmuş ve çağdaşlaşıp daha da ileriye götürme yolunu hep seçmiştir büyük önder. Aynı zamanda akılcıdır. Kesinlikle ideolojik doğmalardan yana değildir. Ön yargılar kesinlikle yoktur. Akıl ve bilim hep rehberi olmuştur büyük önderin ve hep onu da tavsiye etmiştir Türk gençliğine aynı zamanda. Çok büyük, şimdiki politikacılarda çok görüyoruz bunu, çok çok yaşıyoruz söylemlerinden anladığım kadarıyla. Çok büyük dostluklar ve düşmanlıklardan bahsediyor. Büyük önder bunları asla tenezzül etmemiştir. Çok büyük dostluklardan ve aşırı düşmanlıklardan hep kaçmıştır. Siyasi yapısı çok farklı. Rejimi çok farklı ülkelerle çok iyi dostluk anlaşmalarını yapabilmiş ve onlarla dostluğa girişebilmiştir. Dediğim gibi Çanakkale'de ve milli mücadele sırasında düşmanı olanlarla çok iyi dost olabilmeyi de başarmıştır büyük önder. Evet, tabii Mustafa Kemal yani herhangi bir kesime değil, daha baştan emperyalizme baş kaldırmış ve böylelikle de dünyadaki birçok emperyalistlerin zulmü altında ezilen mazlum milletlere de model olmuştur. Kuşkusuz onun yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin bir
politik ilkeye dönüşmesi ve uygulanılmasında sizin biraz önce işaret ettiğiniz üzere izlediği politikanın temel ilkeleri bir defa millidir. Yani kendi ulusunun çıkarlarını önceliklendirmektedir. Yine gerçekçidir ne durumda olduğunu. Gerçekçiliği kuşkusuz onun rasyonel, akılcı bakış açısından kaynaklanıyor. Ama bütün bunların üzerine de barışçı duruşu aslında sadece yurtta sulhu temin etmemiş. Aynı zamanda dünyada da söz gelimi 2. Dünya Savaşı öncesinde 2. Dünya Savaşı'nın çıkabileceğine ilişkin öngörüsüyle orada da model olmuştur. Peki Türk dış politikası barış eksenli sürdürülürken dış dünyada durum neydi? Biraz da bundan söz edebilir misiniz? Siz çok güzel özetlediniz aslında Sayın Hocam. Çok vizyon sahibi bir lider dediğiniz gibi 2. Dünya Savaşı'nın ayak seslerini hisseden ve bunu ifade eden bir lider. Ama bu dönemde 1918 yılında 1. Dünya Savaşı bittikten sonra zaten 2. Dünya Savaşı'nın yavaş yavaş zemini oluşturulmuş. Çünkü 1. Dünya Savaşı'ndaki sorunlar sonunda oluşturulan bu anlaşmalar, haksız yere yapılan anlaşmalar 2. Dünya Savaşı'na zemin hazırlamıştır. Bunun farkındadır büyük lider. Bu dönemde 1. Dünya Savaşı'nın sonu yaklaşırken Amerikan Başkanı Wilson'un ilkeleri tüm dünyada uygulanmamıştır. İşte sınırlar özellikle milli esaslara göre çizilmemiştir. Bunun dışında 1. Dünya Savaşı'nın sonucunda kurulan ilk dünyadaki barış örgütü Milletler Cemiyeti'dir, Cemiyet-i Akvam. Büyük devletlerin maalesef güdümünden çıkamamıştır. 1. Dünya Savaşı'nın sonucunda kurulmuş ama 2. Dünya Savaşı başladığında artık görevini tamamlamıştır. Çünkü savaşa engel olamamıştır. Ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da şu an Birleşmiş Milletler kurulmuş, barışı sağlamak, kuvvete engel olmak için anlaşmazlıklarda. Bunun için kurulmuş olmasına rağmen hala onda da ne kadar büyük sorunların yaşandığını biliyoruz. Milletler Cemiyeti görevini tamamlatamadığı gibi kazanan tarafın, İtilaf devletlerinin hep güdümüne girmiştir. O dönemde 1. Dünya Savaşı'nın sonucunda bir diğer önemli sorun da şudur. Bu dönemde işte Dünya Savaşı sonucunda imparatorluklar ve çarlıklar yıkılmıştır. Rusya çarlığı yıkılmıştır 1917'de. Ardından savaş sonucunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanmıştır. Osmanlı Devleti yıkılmıştır. Bu da hem Avrupa'da hem de Orta Doğu'da çok büyük boşluklara sebep olmuştur. Dengelerde boşluklara sebebiyet vermiştir. 1929 yılında dünyada çıkan çok büyük bir ekonomik sıkıntı vardır. Dünya dengelerini daha da bu etkilemiştir, dünyadaki ortamı. Bunun yanında siyasi açıdan demokratik rejimlerin yerini diktatörler almaya başlamış. 1922 yılında İtalya'nın başına Mussolini, 1933 yılında Almanya'nın başına Hitler'in gelmesi bunun en güzel örnekleri. Ve gergin bir militarizm ağırlıkla başlıyor. İşte bu da dünyayı Sayın Hocam gittikçe geriyor ve dünya iki kutba ayrılıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda nasıl İtilaf ve ittifak devletleri varsa, İkinci Dünya Savaşı'nda da revizyonist değişimci ve anti-revizyonist devletler var. Kaybedenler, revizyon isteyenler ve revizyonist devletler dediğimiz gibi başına da özellikle Hitler gibi diktatörlerin gelmesiyle hızla militarizm başlayınca dünya hızla silahlanmaya başlıyor. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın sesleri Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda başlıyor aslında. Ve büyük önder de bunu çok net görüyor. Evet, tabii hocam yani Birinci Dünya Savaşı sonrası sizin buyurduğunuz gibi galip devletlerin sözde mağlup kategorisinde Osmanlı da var. Almanya başta olmak üzere onlara dayattıkları sözde anlaşma adı altında dayattıklarını kaldırabilecek ya da kaldıramayacak bir durum söz konusuydu. Atatürk'ün önderliğinde arkadaşları bu onursuzca duruma baş kaldırdılar ve milli mücadeleye giriştiler. Oysa Almanya'da olduğu gibi anlaşma hükümlerine uyulacağı esasıyla kabul ettiler. Ama bunu Alman toplumu kabul etmedi. Bunu onursuzca buldu ve aradığı yol, çıktığı yer yanlış oldu. O anlaşmalarla Almanların onuruyla oynayan Birinci Dünya Savaşı galipleri
bir Hitler yarattılar. Alman toplumu kırılan onurunu telafi edebilme bağlamında bir Hitler'e ihtiyacı vardı. Bildiğimiz Hitler olmasa da başka bir Hitler yaratırdı. Ama Mustafa Kemal ne Mussolini ne Hitler veya onların tasarladıkları, dayandıkları bir takım değerlere veya acılara dayalı olarak tasarladıkları toplumu değil, çağdaş uygarlığı yakalayıp aşacak bir toplumu hedefliyordu. Milli mücadele yıllarında da, milli mücadelenin verilmeye başlandığı dönemde de Atatürk bir yandan barışı hedeflediği için savaştan kaçınmış ama sizin daha önceki konuşmanızda işaret ettiğiniz üzere insanlık değeri bağımsızlık gibi ve onuruyla yakışmayacak bir durumla karşılaşıldığında yine insanlık değerini ve onurunu korumak adına savaşın da kaçınılmaz olduğunu görerek barış amaçlı savaşa girişmiş ve milli mücadele döneminde de bu ilkeye dayalı neleri gerçekleştirmiştir? Onu da bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki Sayın Hocam. Dışarıyı sizin de özetlediğiniz gibi dışarıda bu gerginlikler yaşanırken içeride özellikle milli mücadele dönemindeki Türk dış politikası bizim derslerimizde de uzun uzun işlediğimiz konular. Bu dönem içerisinde Sovyetler Birliği ile bir işbirliği ve denge politikası güdülmüştür. Daha Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan evvel bu ilişkiler başlamıştır. Çünkü orada Rusya'da 1917 yılında Bolşevik ihtilali gerçekleşmiş. Yeni gelen Çarlığı yıkan Bolşevikler yeni kurulan bu Ankara hükümetiyle ilişkileri çok sıklaştırmıştır, işbirliğine girmiştir. Atatürk de çok dengeli ve mesafeli olarak bu denge politikasına çok dikkat etmiştir. Ve savaşlar başladığı dönem içerisinde çok güzel anlaşmalarla da başarıyı taçlandırmıştır. Doğu cephesinde Kazım Karabekir'in liderliğinde gerçekleşen Doğu cephesinde savaş sonucunda Ermenilerle 3 Aralık 1920 tarihinde Gümre Anlaşması yapılmıştır. Doğu cephesi kapanmıştır bu anlaşmayla. Ardından Güney cephesi devam ederken, Fransızlarla mücadele sürerken aynı zamanda Batı cephesinde de savaş devam ediyor. Birinci İnönü Muharebesi sonucunda başarı oldukça büyük ses getiriyor. Hatta Londra'da bir konferans düzenliyor. İtilaf devletleri taraftar bile değiller Ankara hükümetinin çağrılmasını. Çünkü Türkiye'de artık bir Ankara hükümeti varlığı var. İstanbul'da İstanbul hükümeti, Ankara'da bir Ankara hükümeti varlığı var. Çağırmak istemeseler de gelişmeler çok detaylı olduğu için girmeyeceğim. Londra konferansına çağırıyorlar. Artık resmen Avrupa tarafından, Batılılar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tanınıyor. Bu çok önemli bir adımdır. Aynı zamanda tanınmasıyla birlikte Sovyetler Birliği ile ilk önemli anlaşma, Moskova Anlaşması gerçekleşiyor. Daha batıda savaşlar sürerken Sakarya Meydan Muharebesi çok büyük bir zaferle sonuçlanınca arkasından hemen yine bunun başarının meyveleri geliyor. İşte 13 Ekim 1921'de Kars Anlaşması ki Fransızlar karşımızda olan en önemli batılı güçlerden biri İngiltere'nin yanında. Bu savaş sonucunda Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda 20 Ekim tarihinde Ankara Anlaşması yapılıyor ama aynı zamanda güneydeki savaş bitiyor. Güneyde Adana, Urfa, Antep, Maraş'ta Fransızlarla ve onların üniformalarını giyen işte Ermenilerin de bulunduğu bir grupla savaşırken buradaki savaş bitiyor. Bu çok önemli. Artık batıdaki savaş son büyük taarruza kalacak iş. Ve ardından batıda büyük taarruzla birlikte artık savaş meydanda bitiyor. Savaş masaya kalıyor. Mudanya Mütarekesi ardından da Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi dediğimiz 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Anlaşması imzalanıyor. Lozan Barış Anlaşması imzalandığı dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları kesin şekilde o dönemde sonraki düzeltmeler 1939'daki Hatay vesaireyi katmıyorum. Ama artık bu sınırlarından bir çakıl taşı bile verilmeyeceği bütün dünyaya kanıtlanıyor. Bu arada Almanya biraz evvel ifade ettiğiniz gibi Avusturya, Macaristan yaptığı Birinci Dünya Savaşı'nın sonucundaki Versailles, Avusturya'nın Saint-Germain, Macaristan'ın Trianon anlaşmaları altında, bu anlaşmaların altında inim inim inlerken onlar gerçi Hitler'i doğurmuş ama bizde onun tam zıttı demokrasiyi savunan bir lider, dünyaya örnek olacak bir dahi çıkmış. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk çıkmış. Evet tabii.
bütün bu süreci sağlamak ve 10 yıl boyunca hem yurtta hem de dünyada en azından kendi ülkesinin duruşu itibariyle barışı hedefleyip bu yolda da önemli mesafeler kat eden çok az insan vardır. Mustafa Kemal kuşkusuz çok iyi bir savaşçıydı. Girdiği bütün savaşlarda, o cephelerde asla kaybetmedi. Ama aynı zamanda bir devlet kurdu, iyi bir devlet adamıydı. Üstelik kurduğu devleti de çağdaş değerlerle donatabilecek bir biçimde inşa etti. Filozof titizliğiyle bunu gözetti. Platon'un ideal devletinde tanımladığı, yani ya filozoflar devlet adamı olmalı ya da devlet adamları filozof titizliğinde olmalı. Mustafa Kemal kuşkusuz filozof titizliğinde bir devlet adamı olarak böylesi güzel bir ülkeyi kurup bize emanet etti. Barışın temininde hem dünyanın o dönem itibariyle içinde bulunduğu koşullar hem de aslında Misak-ı Milli sınırları içerisinde 35'lere kadar süren bir takım karışıklıklar vardı. Her şeye rağmen barışı temin etme konusunda Mustafa Kemal hem dışta hem içte ne tür politikaları daha çok öne çıkarmaya başladı? Bu politikaları dediğiniz gibi 1930'lardan sonrasıyla 1923'ler arasında ayırmak gerekiyor. O yüzden Türk dış politikası genelde kitaplarda 1923'ten 32'ye kadar, 32'den sonra bir politika değişikliği var. Çünkü olaylar bunu gerektirmiştir, koşullar bunu gerektirmiştir. 1932'den de vefat ettiği Atatürk'ün 1938'e kadar geçen iç ve dış olaylar var. İç olaylar muhakkak siyasi tarihte bu vardır. Dış bir devletin dış politikasını incelerken içten bahsetmeden dışarıdan bahsedemezsiniz. Dış politikasına yön veremez çünkü. Paralel gider. Bu dönemde Kurtuluş Savaşı kazanılmış. Lozan Anlaşması, Lozan Barış Anlaşması imzalanmış. Ve dış politikada Lozan'dan geriye kalan bir sürü sorun bırakmış büyük batılı devletler. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere. Aslında Türkiye karşıtlığı 1932 yılına kadar bu batılı devletlerin sürmüş Sayın Hocam. Ön yargıları ve alabilecekleri ne kadar hak varsa bu kalan sorunlarda almaya çalışmışlar. Türkiye'de bu dönemde aslında hak değil, gasp edebilecekleri ne varsa almak güçleriyle istemişler. Bunları almak istemişler. Ve gasp etmişler. Mesela Musul'u Sayın Hocam. Evet. Yani o sözünüzün üzerine en güzel örnek Musul'dur burada. Türkiye karşıtlığını sürdürürken Türkiye'de onlara karşı soğuk ve mesafeli olmuş ama yine de barış yoluyla hep çözümlenmesine gitmiş. Ve bu dönem içerisinde Lozan Barış Anlaşması'nın uygulanırken bu büyük devletlerle görüşmeler sürerken karşımıza çıkan en önemli olay o dönemdeki sömürge gücü. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk dediğimiz sömürge gücü İngiltere'nin almak istediği bir bölge var Musul. Ki Lozan görüşmeleri sırasında masada oldukça mücadele edilmiş ama sonraya bırakılmış bir konudur. Mesela bu dönemde 1923-32 arasındaki en önemli sorunlardan biridir. Özellikle Musul'u ele geçirmek ve gasp etmek için çok mücadele etmiş İngiltere. Çünkü hikayesi biraz ilginç. Tarihten baktığımızda biz tarihçiler çok iyi biliyoruz ama bir kez daha şöyle kısaca ifade edeyim. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığında henüz Musul işgal edilmemişti. Bir Osmanlı toprağıydı. Ve Ateşkes Anlaşması imzalandıktan çok kısa bir süre sonra Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine dayanarak, 7. maddesi der ki güvenliğimi tehlikede gördüm, herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilirim ve buna dayanarak Musul işgal ediliyor. Büyük Önder Musul'u vermemek için çok büyük mücadele ediyor. Lozan'da bu konu gerçekten İsmet İnönü temsilcimiz olarak mücadeleyi masada sürdürse de sonraya bırakılıyor. Anlaşma imzalanıyor ama deniyor ki Musul meselesi 9 ay içerisinde çözümlenecek. 9 ay içerisinde çözümlendi. Çözümlenmedi konu Milletler Cemiyeti'ne gidecek deniyor. Türkiye konunun Milletler Cemiyeti'ne gitmesini istemiyor Musul meselesinde. Neden? Çünkü Milletler Cemiyeti'ne üye değil. Ve Milletler Cemiyeti bir barış örgütü olarak dünyada ilk kez kuruluyor ama Sayın Hocam kazananların güdümünde bir cemiyet bu. Ondan kurtaramıyor. Konu giderse Milletler Cemiyeti'ne kesinlikle kime kalacak? Musul
karar kimden yana olacak? İngiltere'den yana olacak. Türkiye o yüzden 9 ay içerisinde çözümlemeye çalışıyor ve Haliç Konferansı düzenleniyor. Mayıs'ta, Mayıs 1924 tarihinde ve Mayıs'ta görüşmeler başladığında Türkiye haklı tezini öne sürüyor. Diyor ki masadayken İstanbul'da Mayıs ayı çok güzeldir. Ve masada İngiliz temsilciler geldiğinde Türkiye diyor ki hem tarihi hem coğrafi hem stratejik olarak orası bir Türk toprağıdır. Çıkmanız lazım. Haksız yere siz Honduras daha sonra işgal ettiniz diyor. Ama İngilizler aslında konunun masada çözümlenmesini istemediği için başka bir teklifle geliyor. Diyor ki bize Musul yetmez, Hakkari'den de toprak verin. Türkiye tabii ki mücadele edecek ama o sırada İngilizlerin tabii ki teşvikiyle doğuda çok büyük bir ayaklanma çıkıyor. Şehzade ayaklanması. Kışkırtmasıyla. Parmağının olduğu bütün arşivlerde de belirlenerek gördüğümüz kadarıyla ve Musul meselesinde İngiltere bu kışkırtma girişimleri sonucunda konu çözümsüz kalıyor ve 9 ay süre geçiyor. Türkiye içte, siz demiştiniz ya içteki politika dışı da etkiler. Bu içteki politika tabii ki çok oyalandığı için hem devlet hem ordu oldukça fazla meşgul olmuştur. İşte bu sırada konu Milletler Cemiyeti'ne gidiyor ve beklediğimiz sonuç geliyor. Musul-Ankara Anlaşması ile 1926 yılında Irak'a bırakılıyor. Petrol gelirleriyle ilgili maddeler var ama Musul bu şekilde çözümleniyor diyelim. Evet hocam, yani anlaşılan Atatürk'ün içte, yurtta barış temin edilmeden dışarıda, dünyada barışın hep tehdit altında olacağını ve bütün insanlığı aslında bir organizmaya benzetmek suretiyle de bu organizmanın herhangi bir yerindeki bir sorunun bizden uzak ya da yakın mesafelerde olması bir şeyi değiştirmez. Mutlaka bünyeyi, organizmayı ya da tüm insanlığı organizmaya benzeterek açıkladığı için tüm insanlığı etkileyebileceğini işaret ediyor. Onun için de yurtta ve dünyada barışı esas alan ilkeleri politikaya dönüştürüyor. Nihayetinde günümüz dünya koşullarında bunun ne kadar, bu belirlemelerin ve uygulanılmak istenen politikaların ne kadar değerli olduğu sonucuna varıyoruz. Son sözlerinizi alabilir miyim? Hep barış için çalışmış ama maalesef savaşla geçmiş bir ömür, mücadeleyle geçmiş bir ömür. Bunu korumak için de özellikle ilkelerini ve bütünleyici ilkelerini koymuş. Bütünleyici ilkeleri arasında da en önemlilerinden birini bugün konuştuk Sayın Hocam. Yurtta sulh, cihanda sulh. Evet, çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh politikası üzerine konuştuk. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin değerli öğretim üyesi, doçent doktor Sayın Derya Çini Şimşek idi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.